Hani insan eti ağırdır diye bir laf vardır ya... Heh işte o... insanın soru işaretleriyle yüklü olmasından kaynaklanıyor. Ama en çok soru işareti de öğrencilerde yüklü. Ha, o zaman öğrenci eti daha ağırdır gibi bir laf çıkmasın ortaya tabii de... Demek istediğim hayatın başında soracak çok daha fazla soru var. Sınava girsem başarılı olur muyum? Başarılı olsam istediğim okulu okur muyum? Mezun olsam iş bulur muyum? İş bulsam para bulur muyum? Para bulsam kovulur muyum? Kovulursam tekrar para bulur muyum? Diye devam eden bir döngüde en sonunda en başta sorduğun soruyu özlersin. Dedim ki o demin parmaklarımın bile yetmediği sorulara cevap veremesem de sınavlar bitince neysesem sorunuza bir cevap vereyim de bir işe yarayayım. Hani bir adam denizden karaya vuran milyonlarca deniz yıldızını tek tek denize atıyormuş da hepsi salyadan ölmüş ya. Ha yok o hikaye öyle değildi. Neyse işte yaz dizilerini eleştirmeye başlamadan önce bir öneri videosu yapalım da şöyle hazırda bulunsun diye. Hem de bu videoda bahsettiğim bütün dizileri ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. Yani birkaç öneri benden olacak ama videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp bir dijital platform olan Bean Connect'e gittiğinizde Digitürk üyesi olmadan dilediğiniz yerden izleyebileceğiniz 1500'den fazla dizi, film, belgesel, çocuk filmi ve animasyon arasından kendi seçiminizi de yapabilirsiniz. O zaman buyurun size Counterpart. Aranızda çok az kişinin bu diziyi bildiğini düşünüyorum. Tabii kişi kendinden bilir işi. Çünkü ben de yakın zamana kadar bilmiyordum. Fark ettim ki dizinin afişi dikkat çekmiyor. Değil mi şöyle bizimkilerin YouTube küçük resmi gibi yapıp paralel dudaklar falan yazsalar olacakmış. Çünkü dizi benim de çok sevdiğim paralel evren konusunu işliyor. Ama paralel evren deyince aklınız karışmasın. Başka diziler gibi ilişkilerin içinden çıkmak için Telefondan navigasyon açmanıza gerek yok. Her gün iş yerine gidip diğer çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir çantayla küçük bir kabine giren bir adamla başlıyor dizi. Yapılan işte şu: Bu kulübenin karşı tarafındakiyle birlikte çantadan çıkanları karşılaştırmak. Ve bir gün tam 30 yıldır bir kulübeye girip çıkan ama bunun neden yaptığını bilmeyen mülayim karakterimizin sorası geliyor. Diyor ki: "Hakikaten biz ne yapıyoruz?" diyorlar ki: "Bekleme yapma devam et." Meğer bu şirket 30 yıl önce bir kaza sonucu paralel evrene açılan bir kapının kontrolünü sağlayan bir yapılanmaymış. Ve bir gün o kapıdan o adamın paralel evrendeki hali çıkıp geliyor. Diyor ki bizim taraf karıştı, sizin tarafla bizimki birbirine girecek. Özellikle de bir tarafta namuslu filmindeki Şener Şen gibi, öbür tarafta Jason Statham gibi oynayan abimizin oyunculuğu ve merak uyandıran konusuyla Counterpart gerçekten başarılı bir dizi. Mr. Mercedes bu ismi söyleyince aklınıza ikisi de 92 yapımlı Maria Mercedes ya da Sarı Mercedes geldiyse eğer dizinin adı ne bir Güney Amerika soyadından ne de Alamanyalardan gelen bir adamın mahalleliye hava atmak için kullandığı aletten geliyor. Bu dizide Mercedes bildiğiniz cinayet aleti. Dizi bir iş fuarında iş bulmak için geceden sıraya giren onlarca insanla başlıyor. Daha sonra da işlerinde bebeği olan bir kadının da olduğu sıradakiler yavaş yavaş kaynaşmaya başlıyor. Heh, şimdi kesin bir aşk olacak. kadının da nikahsız kocası gelecek, numusumuzu iki porolak kattın tadında 38'er bölümden 5 sezon uzayacak derken Mercedes hepsinin üstünden geçiyor. Yani bugüne kadarki değişik senaryolardan kastım tam olarak bu değildi ama bu katliamda tam 16 kişi ölüyor ve çok sayıda da yaralı oluyor. Bu olayı araştıran dedektif de olayı çözemeden emekli oluyor ama o arabayı kullanan psikopat dedektifin yakasını bırakmıyor ve olaydan 2 yıl sonra ona mailler atmaya devam ediyor. Bakmayın öyle şakalı anlattığıma cidden etkileyici başlayan ve merakınızdan bir oturuşta ilk sezonunu bitirebileceğiniz bir dizi. Mayor of Easttown Evet, bu diziden daha önce de bahsetmiştim ama o videoyu izlemeyenler için tekrar bahsetmekte fayda var. Çünkü Kate Winslet'lı bu mini dizi IMDb'ye de baktığımızda şu anda dünyanın en çok konuştuğu yani en popüler dizisi konumunda. İyi de neden derseniz? Tabii ki birçok unsuru var ama sanırım doğallığından kaynaklanıyor. Çünkü bu doğallığı sağlayan Kate Winslet ne yapmış? Artık dizilerdeki şekilcilik algısını yıkmak için dizinin afişindeki gözaltı çizgilerini silen photoshopçuya ve sevişme sahnesindeki göbeğini silen yönetmene kızıp kırışığını ve göbeğini geri koymalarını istemiş. Ve tabi dizilere başrol seçilirken şarküteriden peynir alır gibi yağ oranına da bakan bir sektörden bahsettiğimiz için nereden baksanız 10 numaralık hareket. Dizinin konusu göbekli de olur değil tabi. Kate Winslet bir dedektif rolünde ve küçük bir kasabada öldürülen genç bir kızın gizemli cinayetini çözmeye çalışıyor. Ve 7 bölüm süren bu mini dizinin tüm bölümleri de şu anda Being Connect'te yayında. For Life Dizide bir adam işlemediği bir suçtan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Ama boncuktan çakmak kılıfı da yapabilecekken hapishanede avukat olmayı tercih ediyor. Hem kendini savunmak için hem de kendi gibi suçsuz yere hapis yatanların sesi olmak için. Başrolümüz mahkum arkadaşlarının da mahkemelerine girip avukatlığını yapıyor. O nasıl oluyor derseniz azimle neler yapılabildiğini hatırlattırmayın şimdi bana. Bu arada For Life gerçekten farklı bir dizi. Ayrıca şu Game of Thrones'taki Sir Davos abimizin de yer aldığı Domina 24 Haziran'da platformda izlenebilir olacak. Hani şu meşhur Senle mi Brütüs'ten sonra ne oldu acaba diye merak edenlere ilk Roma İmparatoru Augustus'un karısının ponçik bir genç kızdan güçlü bir imparator giden sürecine konu alan bir dizi. Ve dediğim gibi tüm bu dizileri ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak izleyebileceğiniz Bean Connect'e giden kestirme de videonun açıklama kısmındaki linkte. Hacı kime diyorum giden Kate'in sildirmediği göbeğini görmeye gitti.